Şu an kapının önü mü orası? Evet. Günaydın iyi yayınlar. Günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde İstanbulluyla tanıştı. Ancak burada bulunduğumuz noktadaki sakin görüntü sizleri aldatmasın. Çünkü yarından sonra belki de evlerimizden çıkamayacağız. Öyle bir kar gelecek ki inanamayacaksınız. Yanımızda meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan var. Efendim merhabalar, doğru mudur? Gerçekten evlerimizden çıkamayacağız mı? Merhabalar. Evet, muhteşem bir kar geliyor diyebilirim. Biraz önceki konuşmalarınızı duydum. Evet, burası Uludağ gibi olacak Demet. Uzun zamandır, 4 yıldır böyle güzel bir kar yağışı yoktu İstanbul'da. Şu anda 3 yaşında, 4 yaşında olan çocuklarımız doğru düzgün bir kar yağışı görmedi ama görecekler. Dün geceki, bu sabahki sadece bir fragmandı. Gerisi gelecek bu yağışın. Şimdi öğleden sonra artık yağış yok. Yarın sabah da yok ama yarın öğleden sonra öncelikle sulu kar şeklinde başlayacak. Yarın akşam yoğun kar başlıyor. Yarın akşam, yarın gece ve pazar günü tipi şeklinde kuvvetli rüzgarla birlikte devam edecek. Göz gözü görmeyecek diyebilirim. Tam bir kara kış yaşayacağız. Evet, belki evlerimizden çıkmaya bile zorlanacağız. Marketlere belki gidemeyeceğiz. Pazar günü ve pazartesi de devam edecek bu kar yağışı ama sadece İstanbul'da değil, diğer kentlerimizi de söyleyelim ki tedbirli olsunlar. Sakarya, Kocaeli, Bursa, Düzce, Bolu, Ankara'nın bazı kesimleri, Kastamonu boyunca yoğun kar ve tipe etkili olacak. Trafikte büyük olumsuzluklar yaşanır. Yani Karadeniz'in genelinde var diyebilirim. Şimdiden çocuklarımıza bu müjdeyi verelim. Evet, tipi var pazar günü. Belki biraz dışarıda olmaya zorlanırlar ama güzel bir kar topu oynayabilecekler. Barajları da hatırlatalım mı? %16'dan %29'a çıktı sanırım, değil mi? Tabii bu kar yağışı göllerimizi o kadar iyi gelecek ki barajlarımıza, göllerimize, nehirlerimize. Sapanca Gölü kurumuştu. Büyük bir ihtimalle böyle oldukça gürleyerek akacak diyebilirim nehirlerimiz. Tabii barajların doluluk oranı bu kar yağışından sonra 5 gün sonra %35'leri bile geçebilir İstanbul'da. Efendim ya, aktaracaklarımız bu kadar. Ayhan'cığım bir saniye. Dilek Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi Demet hafta sonu Uludağ'a gidecekti. Bugün gidiyordum ya. Hatta gitmesen bugün mi acaba? Bak şimdi. Diyor ki cumartesi ve pazar öyle bir kar yağacak ki yani dışarı çıkamayacak. Eğer kar yağmazsa pazartesi bu koridorlarda nasıl dolaşacaksın Demet'e görünmeden bilmiyorum. Yani bu biraz dinleşti artık. Bak mouse'dan bağlantıyı koptu. Kar yağışı durdu, yollara çıktı. Ama yarın öğleden sonra başlıyor. Uludağ'da da çok yoğun ama burası da Uludağ'dan farksız. Yollar değil. Kapanır mı? Dönebilir mi? Giden, yani. Aa, pazartesi zorluk yaşayabilir. Pazar akşamı zorluk gidemez. Yaşayabilir dönerken. Gidemezsin. Evet. Annem de burada. Anneme dedim hafta sonu sen burada kal evde falan. O da gitsin İzmit'e hemen bugün. Doktordan sonra hemen. Hemen. Tabii biz böyle hoşumuza gidiyor kar yağıyor ama. Kar topu Allah oynayabilecek tabii, miyiz Dilek Hanım? Allah tabii dışarıda kalanların tabii, yardımcısı olsun. Aynen. Bu arada dışarıda kalan bir sürü... Bu arada lütfen ki... Sokak hayvanlarıyla ilgili evet konuşacaktınız galiba. Lütfen herkes penceresinin önüne böyle ekmek kırıntıları bıraksın. Evet, ben de onu söyleyecektim. Için, kediler için, evet. Köpekler için, mamalar. Hatta o kırıntıların üzeri karla kaplanabilir. Lütfen. Dikkat etsinler. Herkes dikkat etsinler. Teşekkür ederiz. Ayhan seni de özlemişiz bu arada muhabirliğini. Hep stüdyoda olma yani. Biraz da dışarıda Ayhan, görüşelim. Oradan arabaya bin Anadolu'ya git. Turu git buraya yeterecek. Evet. Seni. Beykoz'a git hadi. Oo, kar dolu orası. İsterseniz Demet Hanım sizle beraber Uludağ'a geleceğim. Tamam ben. Gel. Gel aşkım gel. Gel. Gel tamam götürüyorum seni de okey. Dilek Hanım teşekkür ediyorum.